Peygamber Efendimiz Hazreti Ebu Bekr, Amir bin Füheyre ve kılavuzları Abdullah bin Üreykıt hicretin birinci senesi Rebiul Evvel ayının sekizinde pazartesi günü miladi 622 yılı Eylül ayının 20. günü kuşluk vakti Kuba köyüne ulaştılar. Bugün Müslümanların Hicri Şemsi yılının sene başı oldu. Külsüm bin Hidm isminde bir Müslümanın evinde kaldılar. Burada ilk mescidi yaptılar. Kuba vadisinde ilk cuma namazını kıldılar ve ilk hutbeyi irad ettiler. Kuba mescidi ayet-i kerimede mealen temeli takva üzerine kurulan mescid. Tevbe suresi 108. ayet diye buyrularak met edildi. Bu arada Mekke'de kalan Hazreti Ali Resulullah Efendimizin Kabe-i Şerif'te devamlı bulundukları makama oturdu. Resul-ü Ekrem'de kimin nesi var ise gelsin alsın diye nida ettirdi. Herkes gelip nişanını söyleyerek emanetini aldı. Böylece emanetler sahiplerine teslim edildi. Mekke-i Mükerreme'de kalan eshab-ı gözün Hazreti Ali'nin kanadı altına sığındılar. Resulullah'ın saadet haneleri Mekke'de olduğu müddetçe Hazreti Ali de orada kaldı. Bir zaman sonra resul Ekrem Efendimiz evinin Medine-i Münevvere'ye getirilmesine emir buyurdular. Allah'ın aslanı Hazreti Ali Kureyş kâfirlerinin toplandıkları yere gitti. İnşallahü Teala yarın Medine-i Münevvere'ye gidiyorum. Bir diyeceğiniz var mı? Ben buradayken söyleyin, buyurdu. Hepsi başlarına eğip hiçbir şey söylemediler. Sabah olunca Hazret Ali Resul-i Ekrem Efendimizin eşyalarını toplayıp Resulullah Efendimizin ehlibeyti ve kendi akrabalarıyla beraber yola koyuldu. Resulullah Efendimize şişmiş olan ayaklarından kanlar akar vaziyette Kuba'da yetişti. Gündüzleri saklanıp geceleri yaya olarak yürüdüğü bu yolculuğun sonunda Peygamberimizin huzuruna gidemeyecek bir hale gelmişti. Resul-i Ekrem Efendimiz bunu haber alınca bizzat kendisi teşrif etmiş. Hazreti Ali'yi görünce haline acımış sevgili, fedakar amcazadesini kucaklamış, mübarek elleriyle o hak yolunda binlerce meşakkate katlanmış olan narin, nazik ayaklarını okşamış, kendisine afiyeti için dua buyurmuştu. Hatta Hazreti Ali'nin bu fedakarlığı üzerine insanlardan öyleleri vardır ki Allahü Teala'nın rızası için nefsini feda eder. Bakara suresi 207. Ayet-i celilesinin nazil olduğu rivayet edilir. Medine'ye daha önce hicret eden eshab-ı kiram ile Medine'li Müslümanlar kainatın sultanının Mekke'den hicret için hareket ettiğini duyunca teşrifini hararetle ve heyecanla bekliyorlardı. Bu sebeple Medine-i Münevvere'nin dış semtlerine gözcüler koyup, şehirlerini şereflendirecekleri anda efendimizi karşılamak için can atıyorlardı. Onun muhabbetiyle yananlar kızgın çölün suya olan hasreti gibi gözlerini ufka dikerek günlerce beklediler. Nihayet birden geliyorlar, geliyorlar diye bir ses işitildi. Sesi duyanlar sıcak çölün ortalarına doğru göz gezdirmeye başladılar. Evet, Evet, onlar da kızgın çölde, güneşin yakıcı sıcaklığına rağmen, büyük bir heybetle kendilerine doğru ilerlediklerini görmüşlerdi. Sevinçle birbirlerine, müjde, müjde, Rasulullah geliyor, Peygamberimiz geliyor, sevinin ey Medineliler, bayram edin, Habibullah geliyor, baş tacımız geliyor, diyerek bağırmaya başladılar. Bu haber, bir anda Medine-i Münevvere sokaklarını doldurdu. Yedisinden yetmişine, yaşlısından hastasına kadar herkes, bu eşi görülmedik, sevinçli haberi bekliyorlardı. Bütün Medineliler, en güzel elbiselerini giyinerek, süratle, alemlerin efendisini karşılamak için koştular tekbir sadaları semayı çınlatıyor, sevinçten gözyaşları sel gibi akıyordu. Hüzün ve mutluluk dolu bir hava esiyor ve Medine, tarihinde en güzel gününü yaşıyordu. Bir tarafta, herkesin emin lakabıyla tanıdığı, Allahü Teala'nın Habibini öldürmek için üzerine mükafat koyanlar, diğer tarafta ise, onu ve arkadaşlarını korumak, bağırlarına basmak ve bu uğurda canlarını feda etmek isteyenler vardı. Medineliler bir an önce sevgili peygamberimizin nurlu cemalini görmek istiyorlardı. Medine, Medine olalı, böyle sevinçli, böyle mübarek bir an görmemişti. Bu, o güne kadar yaşanmamış bir bayramdı. Benzeri görülmemiş ve görülmeyecek olan bu bayramda, çocuklar ve kadınlar şöyle şiirler terennüm ediyorlardı. Tala al bedru aleyna min seniyatil veda ve cebe şükrü aleyna ma de Allahu dai ey yuhel mebusu fina ci'te bil emril muta Seniyetül Veda'dan Bedr doğdu üstümüze. Hakk'a davet ettikçe şükr vacib oldu bize. Sen bize gönderildin, Emrullahı getirdin, Medine'ye hoş geldin, şeref verir davetin. İzzet ikramla dolduk, eskilerden kurtulduk, mecde kavuştuk, doyduk, ziyandaydık kar bulduk. Zulmet gideren ay der selam ehline deyin. Muhammed'e aleyhisselam uyana asla zulüm etmeyin. Hep birlikte söz verdik, yemin edilen günde. Doğruluk yolumuzdur, hainlik olmaz dinde. Vallahi ben unutmam, elemsiz gün hiç yoktu. Şahitsin em yıldızı vefan, sevgin pek çoktu. Hoş geldin ya Resûlallah. Bize buyurun ya Resûlallah şeklindeki istekler ortalığı çınlatıyordu. Medine'nin ileri gelen kimselerinden bazıları, kusvanın yularından tutup, ya Resûlallah bize buyurun diyerek istirhamda bulundular. Onlara, devemin yularını bırakınız, o memurdur, kimin evinin önünde çökerse, orada misafir olurum, buyurdular. Herkeste büyük bir heyecan ve merak başladı. Acaba kusva nereye çökecekti? Medine içine doğru kusva ilerliyor, her kapının önünden geçerken, ev sahipleri, Ya Rasûlallah, bizi teşrif ediniz, bizi teşrif ediniz diye yalvarıyorlardı. Peygamber Efendimiz onlara tebessüm buyurarak, devenin yolunu açınız. Nereye çökeceği ona buyurulmuştur, diyordu. Kusva, nihayet, Peygamber Efendimizin, bugünkü Mescid-i Şerif'inin kapısının bulunduğu yere çöktü. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, devesinden inmediler. Hayvan tekrar ayağa kalktı, yürümeye başladı. Eski yere çöktü ve bir daha kalkmadı. Bunun üzerine Efendimiz, kusmanın üzerinden inip, inşallah menzilimiz burasıdır. Ve burası kimindir? buyurunca, Ya Resûlallah, Amr'ın oğulları Süheyl ve Sehlindir, diye cevap verdiler. Bu çocuklar yetim miydi? Peygamberimiz, akrabalarımızdan hangisinin evi buraya daha yakındır, buyurdular. Zira, Resulullah Efendimizin dedesi Abdülmuttalib'in annesi Necar oğullarından idi. Halit bin Zeyd Ebu Eyyub el Ensari Hazretleri sevinçle "Ya Resûlallah! benim evim daha yakındır. İşte şu evim, şu da kapısı." diyerek heyecanla gösterdi. Kusfa'nın yükünü indirip Resulullah Efendimizi buyur etti. Medineli Müslümanlar ve muhacirler, Efendimizin hicretine pek ziyade sevindiler. Ruhun bir noktayı nuru hüdadır ya Resulallah. Cemalin halet efsa dilgüşâdır, güşadır ya Resulallah. Vücudu rahmet asarın tulu zulmeti küfrü giderdi cümle iman aşinadır ya Resulallah. Gülistan risalet içre zatı gülbünün ancak hüdayı bir nihâli müntehadır ya Resûlallah! Kerem kıl ey hüdavenda şerifi hücceti mevla necibin derdine feyzin devadır ya Resûlallah! Sultan 3. Ahmet Necip Medine-i Münevvere Devri Sevgili Peygamberimizin, Bîset'in 13. yılı, 12 Rebî'ül evvelinde, miladi 622 senesinde, Medine'ye hicretiyle, 10 sene sürecek olan Medine devri başladı. Peygamber Efendimiz, Halid bin Zeyd, Ebu Eyyub el-Ensari hazretlerinin evini teşrif edince, alt katta oturmayı tercih ettiler ve buraya yerleştiler. Böylece kainatın efendisini ağırlama ve evinde bulundurma şerefi bu mübarek zata nasip oldu. Hazreti Halit şöyle anlattı. Resulullah evimi şereflendirdiğinde alt katta oturmayı tercih etmişlerdi. Biz de üst katta oturuyor ve bu hale çok üzülüyorduk. Bir gün Anam babam size feda olsun ya Resulallah. Benim yukarıda oturmama sizin de alt katta bulunmanıza gönlüm razı olmuyor. Hoş görmüyorum. Bu bana çok ağır geliyor. Ne olur zat-ı âlinizin yukarıda bizim de alt katta oturmamıza müsaade buyurunuz dedim. Bunun üzerine ya ebeyüp evin alt katında bulunmamız bize daha münasip ve elverişlidir buyurdular. Gelen ziyaretçilerle daha rahat görüşme düşüncesiyle alt katta kalmayı uygun gördüler. Biz de evin üst katında bulunduk. Bir gün su testimiz kırıldı. Dökülen suların Resulullah'ın üzerine damlayıp rahatsız olmasından korkarak hanımımla örtüneceğimiz tek kadife yorganımızı hemen suyun üzerine bastırdık. Ebu Eyyub el üst katta olmaktan son derece sıkılıyordu. Sonunda kendisi alt kata inip Resulullah Efendimizi yukarı çıkardı. Ebu Eyyub Hazretleri buyurdu ki Resulullah Efendimize daima akşam yemeği yapıp gönderirdik. Kalanını bize gönderdiği zaman ben ve hanımım Ümmü Eyyub Resulullah'ın elinin değdiği yerleri araştırarak oralardan yer ve bununla bereketlenirdik. Yine bir gece yapıp gönderdiğimiz soğanlı veya sarımsaklı yemeği Resulullah geri çevirmişti. Onda izini göremeyince feryat ederek yanına gittim. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Siz akşam yemeğini geri çevirdiniz. Fakat onda mübarek izini göremedim. Halbuki ben ve Ümmü Eyyub geri çevirdiğin yemekte elinin değdiği yerleri araştırmakta ve bununla bereketlenmekteydik dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: "Bu sebzede bir koku hissettim. Ondan yemedim. Ben melekle konuşan bir kişiyim. O yemek haram mıdır?" diye sordum. "Hayır. Fakat ben kokusundan dolayı ondan hoşlanmadım." buyurunca, "Sizin hoşlanmadığınız şeyden ben de hoşlanmam." dedim. Peygamberimiz "Siz onu yiyiniz." buyurdular. Bunun üzerine biz de ondan yedik ve bir daha o sebzeden Rasulullah'a yemek yapmadık. Yine bir defasında Rasulullah Efendimizle Ebu Bekre yetecek kadar yemek hazırlayıp huzurlarına götürdüm. Rasulullah, ya Ebu Eyyub, Ensar'ın eşrafından otuz kişiyi davet et buyurdu. Ben yemeğin azlığını ve belki Rasul Ekrem bu yemeği çok zannettiler diye düşünürken tekrar ya Ebu Ensar'ın eşrafından otuz kişiyi davet et, buyurdular. Binlerce düşünce içinde Ensar'dan 30 kişi davet ettim, geldiler. O yemekten yediler, doydular. Bir mucize olduğunu anlayıp gelenlerin imanları kuvvetlendi ve bir daha biat ettiler, gittiler. Sonra 60 kişi davet et, buyurdular. Ben mucize olarak yemeğin azalmadığını gördüğümden daha ziyade sevinerek 60 kişiyi Resulullah'ın huzuruna davet ettim. Geldiler, o yemeklerden yediler. Hepsi Resulullah'ın mucizesini tasdik ederek döndüler. Ardından Ensar'dan 90 kişi çağır buyurdular. Çağırdım, geldiler. Resulullah'ın emri üzerine Onar onar sofraya oturup yediler. Hepsi de bu büyük mucizeyi görüp gittiler. Böylece 180 kişi yemek yedi. Yemek ise benim götürdüğüm kadardı ve hiç el sürülmemiş gibi duruyordu.